Film izlemek dünyanın en keyifli aktivitelerinden bir tanesi, öyle değil mi? Ancak bu keyif bazı filmlerin çekimleri için maalesef ki geçerli değil. Çünkü bazı filmlerin setlerinde yaşanan talihsizlikler, çekimleri hem oyuncular hem de teknik ekip için bir kabusa çevirmekte. Biz de bugün çekimleri zorlu geçen bu filmlerden bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. James Cameron'ın bilim kurgu klasiklerinden biri olan Abyss ile videomuza başlayacağız. 1989 yapımı The Abyss filmi, kayıp bir nükleer denizaltıyı bulmak üzere görevlendirilen sivil kurtarma ekibinin dünya dışı gizemli bir varlığı keşfetmesini konu almakta. Bu kült filmin su altı sahneleri içinde Güney Carolina'da bir nükleer enerji santraline set kurulmuş. Seti inşa etmek tam 18 ay sürerken 2 milyon dolar para harcanmış. Söylenilenlere göre ise çekimler her açıdan korkunçmuş. Ekip 6 ay boyunca haftada kesintisiz olarak 70 saat çalışmış. Başrol oyuncuları ise Ed Harris ve Mary Elizabeth ise zorlu set şartlarından dolayı gerçek anlamda psikolojik olarak çökmüşler. Sualtı çekimleri ise son derece karanlık ve yavaş ilerlediğinden dolayı tek sahne tüm günü almaktaymış. Bu da çekimlerin neden bu kadar uzun sürdüğünü açıklamakta. Sıra DiCaprio'ya Oscar getiren Revenant filminde. Eğer ki filmi izlemediyseniz çekimlerinin ne kadar zorlu geçtiğini tahmin edemeyeceksinizdir. Çekimlerin zorluklarını en çok yaşayanlardan biri ise tabii ki de başrol oyuncusu Leonardo DiCaprio'ymuş. Çiğ olarak bizon karaciğeri yemek zorunda kalan buzlu sulara daldırılan DiCaprio ölü bir at leşiyle birlikte yatmak zorunda bırakılmış. Ayrıca çekimler boyunca sadece doğal ışık kullanılmıştır. Bu da gece gündüz ekibin çalışması anlamına gelmekte. Sahne ile ışık uyumu için sürekli uygun zaman beklenmiş. Tüm bunlara bir de aşırı soğuk hava eklenince set katlanılamaz bir hale gelmiştir. Filmden sonra ekipteki herkesin birazcık delirdiğini söyleyen yönetmen bu açıklamalarıyla çekim aşamasının zorlu geçtiğini kanıtlıyor. Zorlu geçen film setlerinden bahsetmişken kült film Jaws'tan bahsetmesek olmaz. Jaws'ta Peter Benchley'in popüler romanını sinemaya uyarlayan Steven Spielberg, dev bir köpek balığının küçük bir sahil kasabasında yarattığı dehşeti izleyiciye aktarmakta. Elbette film gerçek köpek balıklarıyla çekilmemiş. Bu yüzden çekimlerin daha kolay ve rahat geçtiğini düşünebilirsiniz. Ancak mekanik köpek balıkları çekimlerde oldukça zor anlar yaşatmış. Tam 14 kişinin kontrol ettiği mekanik köpek balıkları setin baş belaları olmuş. Film için yaratılan bu devasa mekanik köpek balığı çekimler sırasında birçok kez arızalanmış. Bunun sonucunda filmdeki bazı sahneler yeniden çekilmiş ve çekim süreci uzamış. Suların yükselmesinden ekipmanların zarar görmesine, oyuncuları ve yapım ekibindekileri deniz tutmasına kadar birçok sorunda filmde varlık göstermiş. Bu videoda psikolojik açıdan oyuncuları yıpratma noktasına getiren film hangisi diye sorarsanız size vereceğimiz cevap tabii ki de The Shining olur. Defalarca sahnelerin tekrarını alan Kubrick, filmin başrollerinde yer alan Jack Nicholson ve Shelley Duvall'e büyük zorluklar yaşatmış. Kubrick'ten en çok etkilenen ise Duvall olmuş. Çünkü Kubrick, Duvall'in filmde daha korkmuş, daha ürkmüş görünmesi için elinden geleni yapmıştır. Duvall'e setteki tüm çalışanlar kaba ve korkutucu davranırken başarılı yönetmen de tam anlamıyla bunu burnundan getirmiştir. Usta yönetmen Duvall'i kasti olarak yalnızlaştırmış ve oyuncuyla devamlı olarak tartışmıştır. Ayrıca Wendy rolünde olan Duvall beyzbol sopasıyla merdivenlerden çıkışı tam 127 tekrarda çekilmiş. Yanlış duymadınız, tam 127 tekrar. Zavallı kadın bir röportajında hayatının en zor rolünün bu olduğunu açıklamıştır. Spider-Man en ünlü Marvel filmlerinden bir tanesi. Ayrıca Marvel Comics'in süper kahramanı olan Örümcek Adam'ı sinemaya taşıdığı ilk filmdir. Aksiyon fantastik türündeki bu filmin çekimleri de zorlu geçmiş. Aksiyon sahnelerinin fazlalığı nedeniyle tüm oyuncular zorlanmış. Filmde Mary Jane'i canlandıran Kristen Dunst da çekimlerde en çok yağmurdan ıslandığı için bu sahnede zorlanmıştır. Kıyafetinin oldukça iddialı olması nedeniyle Kristen, free kick vermemek için de ekstra dikkatli olmak zorundaymış. Peki siz videomuzda bahsettiğimiz gibi çekim şartları zorlayıcı olan filmlerde rol almak ister miydiniz? Eğer ki rol alsaydınız o zorluklara ve psikolojik baskılara dayanabilir miydiniz?
Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.